Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Değerli arkadaşlar, Kur'an ayı Ramazan derslerimizde Hucurat suresini ele almıştık. Hucurat suresinden hayatımıza güzellikler taşımaya devam ediyoruz. Hucurat suresinin 14. ayeti kerimesini ve o ayet-i kerimede belirtilenleri bugün dersimize konu edip anlamaya çalışacağız inşallah. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. <gül> <gül> Kâletil ârabu âmenna. Kullem tü'minû velâkin kûlû eslemne ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum. Ve intu tî'ullâhe ve resûlehu lâ yelidkum min e'mâlikum şey'â. İnne Allah gafurur rahim. Bedeviler dediler ki iman ettik. Onlara de ki siz iman etmediniz. Siz iman ettik demeyin. Lakin Müslüman olduk deyin. Çünkü iman sizin kalplerinize girmedi. Bununla birlikte eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Mevla Teala Hazretleri yaptığınız işi boşa çıkarmaz. Allah'ın azimuşşan gafur ve rahimdir. Değerli arkadaşlar, bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü ile alakalı şöyle bir rivayet var kitaplarımızda. Artık Mekke fethinden sonraki dönemlerde insanlar akın akın İslam'a giriyorlar. Özellikle Medine-i Münevvere'nin dışında bulunan, dışarıdan gelen kabileler de Peygamber Efendimizle görüşüp Müslüman olduklarını ilan ediyorlar, ifade ediyorlar. Esed oğulların heyeti de Müslüman olmak için ya da İslam'ı kabul ettiklerini Peygamber Efendimize ifade etmek için Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Fakat o günler kıtlık günleri. Yani çölde yaşamak zor, kabilelerde kıtlık baş göstermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da kendisine teslim edilen zekatları infakları, sadakaları, ganimet mallarını Müslümanlara paylaştırıyor. Bazıları da geliyorlar tam böyle imanı kamilen kabul etmeden Müslüman olduk deyip oradaki malzemeden bir şeyler elde etmek için Peygamber Efendimize biz de iman ettik diyorlar. İşte Esed oğulları da bu şekilde gelmiş biz de iman ettik demişler. Allahu Azimuşşan ayeti kerimede diyor ki onlara söyle siz teslim olduk deyin boyun eğdik deyin öyle iman etmek kolay bir şey değil kolay ama bunun gerekleri var şartları var bunun kalbe inmesi lazım imanın çünkü imanın yeri kalptir kalpten iman etmedikten sonra dilinizle söylediğinizde iman etmiş olmuyorsunuz sayılmıyorsunuz. Onun için iman ettik demeyin de teslim olduk değil. Ama gayret ederseniz, Allah'a itaat ederseniz, Resulüne itaat ederseniz, emirlerini yaparsanız, yasaklarından kaçınırsanız, İslami bir hayat sürmeye gayret ederseniz, Allah-u Azimuşşan yaptıklarınızı boşa çıkarmaz, amellerinizi boşa çıkarmaz diyor. Yani ancak öyle öyle yavaş yavaş imanı güzel bir şekilde kalbinize oturtmuş olursunuz demiş oluyor ayeti kerimeler. Şimdi arkadaşlar bir insan iman ettik diyorsa ben Müslümanım diyorsa artık o insanın malı da canı da İslam'ın güvencesindedir. Müslümanlar ona dokunmadıkları gibi Müslümanlar o kişiye dokunulmasına da müsaade etmezler. Onu korurlar. İslam toplumu o kişiyi ya da o grubu korur. Bakın ayeti kerimede tevbe suresinde bu açıklanıyor. Rabbimiz buyuruyor ki tevbe suresinin 11. ayet-i kerimesinde "Fe entabu ve akamussalate ve atavuzzekate fi ihwanikum fid din." Eğer tövbe ederlerse, yani imana gelirlerse müşrikler namazlarını kılar, zekatlarını da verirlerse artık dinde kardeşiniz oldu onlar. Yani şu anda düşmanınız olan, savaştığınız, anlaşma yaparak ancak ateşkes imzaladığınız müşrikler, Mekke müşrikleriyle eğer iman ederlerse, namaz kılıp zekatlarını verir. Yani imanın gereklerini yerine getirirlerse artık onlar sizin kardeşleriniz oldu diyor. O ayeti kerimeyi açıklayan şu hadisi şerif var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Rasulullah. İnsanlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edene kadar onlarla savaş etmem emredildi. Yani mücadelem devam eder diyor. Kelime-i getirecekler. Rivayetin devamında namaz kılacaklar. Zekat verecekler. Eğer böyle yaparlarsa artık onlarla savaşmam. Onlar İslam'dan canlarını ve kanlarını kurtarmış, güvence altına almış olurlar buyuruyor. Bununla birlikte eğer içlerinde, içlerinde bir hesap varsa, yani biz böyle söyleyelim ama biz malı almak için söyleyelim. Müslümanların gelirlerinden faydalanmak için söyleyelim diye bir hesapları varsa ve hesabuhum alallah. Allah'ı Allah onların hesabını görür. Allah'a aittir. Dolayısıyla deniliyor ki İslam dininde beyan esastır. Bir kişi ben Müslümanım diyorsa artık o insana biz Müslüman muamelesi görürüz. Yani onun kestiğini yeriz. Ona selam verir, ondan selam alırız. Onu vefat ettiği zaman Müslüman gibi tekvin ve teçhiz işlerini yapar, camiye getirir, namazını kılar ve Müslüman mezarlığına defnederiz. Bunlar Müslüman toplumunun La ilahe illallah diyen kişiye uyguladıkları faaliyettir. Uyguladıkları şeydir. Ancak kalbini açamayız. Kalbini yaramayız. Kimse kimsenin kalbini yaramaz. Siz de benim kalbimi yarıp bakamazsınız. İçinde ne var ne yok. Onu Allah bilir celle celaluhu. Mümin, Müslüman karşı taraftaki insan ben de Müslümanım. Ben de sizdenim dediği zaman demek ki o kişi mümin ve Müslüman olarak sayılır ve İslam toplumunda böyle bir böyle kabul edilir yani. Şimdi mümin ve Müslüman nasıl olmalı dersek eğer. Çünkü ayeti kerimede bir şey önümüze koyuldu. Amenna diyen kişilere Allah diyor ki peygamberine eslemna deyin, amenna demeyin. Çünkü kalbinize iman inmemiştir diyor. Biz de dedik ki kalp imanın merkezi, meskenidir. Kalbe iman inmedikten sonra dil ne kadar söylerse söylesin, Uzuvlar ne kadar mümin ve Müslüman gibi hareket ederse etsin, mümin ve Müslüman olmaz Allah katında. Ancak kalpleri biz bilmiyoruz dedik. Şimdi iman, Müslüman nasıl olunur peki? Müslümanın özellikleri nelerdir peki? Allahu Azimuşşan bir Müslüman portresi çiziyor mu? Çiziyor. Ayet-i Kerime, diğer ayet-i de Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Şimdi bu iman portresi çizen ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela Enfal suresinin ikinci ayeti kerimesinden itibaren bakarsak eğer mümin nasıl olunur, Müslüman nasıl olur onu Allah-u Azimuşşan bize ayetleriyle söylüyor. Mesela Müminun Suresi'nin ilk ayetlerinde mümin ve müslümanın olması gereken, takınması gereken tavırlar sayılıyor. Mesela Furkan Suresi'nin son sayfaları biterken, Furkan Suresi biterken orada da Allahu Teala'nın müminleri nasıl görmek istediğini, Müslümanların tavırları, sözleri, davranışları nasıl olması gerektiğine dair bilgiler var. Mesela Enfal Suresi dedik ya Enfal Suresi'ndeki ayetlerden mümin tarifini görelim. İkinci ayeti kerimeden itibaren başlıyor mümin tarifi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum Devam ediyor ayet-i kerime. Sadece malini okuyayım size. Allah'ımız orada mümin tarifini şöyle anlatıyor bize. Diyor ki Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca ve yalnızca Rablerine güvenip dayanırlar diyor. Bakın bu özellikleri var müminin. Allah'ın adı anıldığı zaman Kalpleri titrer, heyecanlanırlar ve korkuyla huşu içinde dolarlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunduğu zaman böyle laubali laubali konuşmazlar, davranmazlar. Ya Allah'ın ayetlerinin okunduğu zaman ciddi bir tavır alırlar, ciddi bir tavırla Allah'ın ayetlerini dinlerler, imanları da artar. Allah'a tevekkül ederler. Diğer ayeti kerime namazlarını kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda hacarlar. Bunlar da ibadetler. Birincisi iman kalple alakalıydı. İkincisi ibadetlerle alakalı. Diğer ayeti kerime ise gerçek müminler işte bunlardır. Rableri katında onlar için yüksek dereceler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Enfal suresinin ikinci ayetiyle 4. ayeti arasındaki mümin tarifi bu. Şimdi Hucurat suresine gelirsek. Hucurat suresinin 15. ayeti kerimesinde ise mümin tarifi şöyle yapılıyor. Üç şey söyleniyor orada. Birincisi Allah'a ve Resulüne iman etmek müminin özelliği. İkincisi imanında herhangi bir tereddüt yaşamaması, bir şüphe olmaması. Üçüncüsü ise İslam için, iman için gerektiği zaman malını, gerektiği zaman canını ortaya koyarak çalışması. Müminin özellikleri bunlar. Şimdi Allah'a iman ve peygamberine iman iman esası zaten. Ondan sonra ikinci konu şüphe konusu. Bunun üzerinde de bir cümleyle durursak şunları söylememiz lazım. Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına özelliklerine iman ettikten sonra bilerek iman edeceksin ama. Öğreneceksin Allah'ın nasıl tanıtıldığını yine Kur'an'dan Allah'ın kendisinden öğre, öğreneceksin. Mevla Teala Hazretlerinin kudreti, Allahu Azimuşşan'ın yaratıcılığı, Mevla Teala Hazretlerinin rızık veren oluşu, hüküm koyan oluşu ila ahirihi bu özelliklerini öğreneceksin. Mevla Teala Hazretleri bilir, her şeyi bilir, duyar görür. Allah Celle Celaluhu peygamberleri aracılığıyla kullarıyla konuşur, kullarına mesajlar gönderir. Bu özelliklerini bildikten sonra ve Allah'a inandın. Bu iman konusunda kalbinde herhangi bir şüphe oluşmayacak. İnandık ama acaba öyle mi ya? Demeyecek mümin, dememeli yani. Çünkü iman şüphe götürmez. Şüphe girdiği zaman iman kalmaz bu kadar önemlidir. ثُمَّ لَمْ bu. O konuda herhangi bir şüphe duymayacaksın. Peygamber aleyhisselatü vesselamın getirip bildirdiklerinden de şüphe duymayacak Müslüman. Allah'ın kitabında, peygamberin sözlerinde, dilinde ne varsa ne bildirilmişse onların hepsine inanacak, kabul edecek, elinden geldiği kadar da yaşamaya, uygulamaya devam edecek. Yaşama uygulama konusunda aksaklıkları olursa bu günah olarak yazılır. Ama iman konusunda herhangi bir şüphe olursa imanı alır götürür. Fümme bu işte. Demek ki müminlerin, müslümanların farklı özelliklerinden üç tanesini burada saydı Allah Celle Celaluhu. Allah'a ve Resulüne iman, imanda herhangi bir şüphe duymamak, bir de İslam için malıyla canıyla çalışmak olarak belirlendi. Ayet-i Kerime üzerinde biraz daha durursak eğer, Allah buyurdu ki onlara söyle iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. İmanla İslam arasında bir fark var mı? Alimler uzun süreden beri bu konuda görüş bildirmişlerdir ayetler ve hadisler ışığında farklı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İman şu, İslam şu şeklinde. Bu ayeti kerime çerçevesinde bakarsak şu ortaya çıkıyor. İmanla İslam arasında fark vardır. O da şudur. İman kalbin tasdikidir. İslam ise imanın tezahürü olarak dışa vurumudur. Yani amellerle süslenmesidir. İman Kalbin tasdiki Allah'ın varlığına, peygamberine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere iman etmek. İslam ise Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak. Yani imanın gereğini fiiliyata, hayata dönüştürmek demektir. Böyle bir fark vardır. Böyle bir fark var ama bununla birlikte ikisi de birbirinden ayrılmaması gereken, müminde, müslümanda olması gereken tavırlardır. Çünkü Mevla Teala Hazretlerinin bizi nasıl değerlendirdiğine dair Peygamber Efendimizin kısa ama açıklamalı bir sözü var. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ ve ila amvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum Allahu azimuşan sizlerin cüsselerine bakmaz sizin suretlerinize, şekillerinize, mallarınıza bakmaz. Allahu Azimuşşan sizin kalbinize bakar, öyle değerlendirir. Bir de amellerinize bakar, öyle değerlendirir. Kalple amel. Birbirinden kopmaması gereken, müminde, müslümanda birlikte beraberce olması gereken iki özelliktir. Demek ki bunlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama birisi hakkında o mümin bir kişidir demişler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu Müslüman demek lazım demiş. Bir kişi hakkında değerlendirme yaparken o mümin birisidir demişler. Müslüman demek lazım demiş. Bu da şunu gösteriyor Peygamber Efendimizin bu müdahalesi bizim kalplere nüfuz edemeyeceğimizi gösteriyor. Kalptenden geçenleri biz bilemeyiz. Biz ancak dış görünüşüne bakar, dış görünüşüne göre muamele ederiz karşı tarafa. Bunda da bir yanlışlık yok. Bunda da bir yanlışlık yok. Ee, onun için iman ve İslam arasında böyle farklılıklar oluştuğunu söylemiş olalım. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente استغفرك واتوب اليك واسال الله لي ولكم التوفيق